Benim hikayemden herkese merhabalar. Bugün belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Çarşısı içerisinde bir kafeye geldik. Yanımızda Yasemin Canbolat ablamız var. Kendisi işletme sahibi. Merhabalar Yasemin ablacığım. Nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ablacığım. Hoş bulduk. Bizleri buraya kabul ettiğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı bol kazançların olur. Çok güzel bir kafem var çünkü. Ben seni biraz tanımak istiyorum ablacığım. 88 doğumluyum. Aslen göçmeni Çerkez kızıyım. Kafkasya göçmeniyim. Dedelerimiz, dedeleri gelmiş. Buralara yerleşmişiz. Bir tane oğlum var 15 yaşında. Allah bağışlasın. Burada beraber işte aile gibi arkadaşlarımızla çalışıp hani kendi ekmeğimizin, kendi paramızın derdindeyiz. Peşindeyiz. Nasıl başladınız bu işe? Nasıl karar verdiniz? Bir buçuk sene önce başladım. Çevremin etkisiyle başladım tabii ki. Hani güzel yemek yapıyorsun. Hani Çerkezlerin bir de özelliği vardı, böyle güzel yemek yaparlar. Ya neden bunu değerlendirmiyorsun? Hani evde neden oturuyorsun? Ondan önce de çalışıyordum ama hani bu sektörde değildim. Dedim girelim bu işe. Yani ticaret biz işi. Yapalım dedik. Girdik öyle. Güzel de oldu. Evet zorlukları da var ama bayanın burada hani büyük işletme sahibi olması gerçekten zor, sıkıntılı bir süreçler oluyor. Hepsini atlattık çok şükür. Çok şükür açtınız. Açtık. Piri Mehmet Paşa Çarşısı açıldığından beri var kafeniz, değil mi? Yaklaşık 1,5-2 sene oldu. Evet, açıldı. Açıldıktan işte 3-4 ay sonra falan yani. Öyle. Çok güzel. Gerçekten çok şirin bir ortam var. Çalışanlarınız öyle, sizler de öylesiniz. Ayrıca tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür bir kadın ederim. Olarak cesaretinizi toplayıp burayı açmışsınız. Eminim ki zorlu yollardan geçtiniz. Nasıl tepkiler aldınız? Açtığınız zaman zorlandınız mı işlerinizi? Ya tabii ki. Diyorum ya hani bayan olarak Aksaray, İç Anadolu bölgesi biliyorsunuz. Bayan işletmeci olmak, bayan işveren olmak hani zor. İnsanlara bunu kabul ettirmek çok zor. Bakıyorlar bayansın, bayan bir iş yeri var. Çok böyle ters tepkiler. Daha sonra tanıdıkça, girdikçe, gördükçe tabii ki olumlu dönüşümler oluyor. Yani kadınlar aile yerlerine gitmek istiyorlar. Bayan hemcinslerim her zaman için destek oluyorlar. Yani bu yönlerden avantaj. Daha rahat geliyorlar çocuklarıyla tabii beraber. Ki, burada güzel vakit geçiriyorlar. Gerçekten ben de oğluma gelmiştim. Orada sizi tanıdım zaten. Çok aile bir ortamı var. Çalışanlarınız da öyle. Yani insanlar çekinmeden gelip burada oturabiliyorlar. Çünkü her kafeye gidilip oturulmuyor. Siz de biliyorsunuz ki insanlar çekiniyor bazı durumlarda. Ya bizim amacımız zaten nasıl aile yeri olmasıydı. Bizim prensibimiz var. Eğer kendi evladımız gelemiyorsa, kendi evladımız bizi burada bir şeyler yiyip içemiyorsa biz burada çalışmamalıyız. Evladımıza nasıl istiyorsak aynısını yapmalıyız. Aynısını yapıyorsunuz. Peki neler sunuyorsunuz misafirlerinize, müşterilerinize? Yani burada ev yemeklerimiz var. Yani kafe sektöründe istediğiniz bütün içeceklerimiz var. Sıcak, soğuk, her şey. Ve her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hani börek çeşitlerimiz var. Bunları bile kendimiz yapıyoruz. Poğaçalarımız var. Sabah sıcak poğaçalarımız. Serpme kahvaltılarımız var. Canlı müziğimiz var şu an pandemiden dolayı. Evet. Oraya da geleceğim. Pandemi sürecinde neler yaşadınız? Hepimiz zorlu süreçlerden geçiriyoruz değerli izleyicilerimiz. Kafelerimiz de kapandı bildiğiniz üzere. Evet. Sizler neler yaşadınız o süreçte? Nasıl geçti? Biz de kapattık. Yani mecburen kapattık ama devlet sağ olsun bize hani destek de verdi işletmelere. Yani keyif yaptık biz 3 ay evde. Dinlendiniz. Evet, ticaretle uğraşırsanız hani eğer böyle bir işiniz varsa sabahtan gece yarısına kadar hiçbir şekilde kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Bu süreç aslında biraz da bize iyi oldu. Evimizde kendimizle vakit geçirmek için, çocuğumuzla ilgilenmek için. Hani zorlamadı. Bu süreçte peki zorluklar çektiniz ama bu işletmeniz açtınız, şu an işleriniz rayına girdi mi, düzeldi mi? Biraz yavaş yavaş hareketlemeler başladı değil mi? Tabii yavaş yavaş. İnsanlar temkinli bir şekilde, kontrollü bir şekilde. Hani çıkıyorlar dışarı, mecbur hayat devam ediyor, çıkacaklar. Her şeyi sağlayacaklar yavaş yavaş. İşlerimiz de yavaş yavaş açılıyor. Tecrübeniz var mıydı peki bu işle ilgili? Hayır. Hiç yoktu. Hayır. Direkt karar verdiniz ve ben başlayacağım dediniz. Bu çok büyük bir cesaret bence. Risk de aynı zamanda. Ya en kötü ne olabilir dedik, en kötü yapamadık deriz. Yani çekiliriz yani. Başka ne olabilir ki? Ama gayet de güzel müşterileriniz var. Talepler güzel geliyor. Evet. Memnun ayrılıyorlar. İzlediğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla gerçekten. En iyi avantajımız bu zaten. Gelen buradan gerçekten güzel ayrılıyor. Güzel ayrılıyorlar. O sizin yakınlığınızdan dolayı, müşteriye ilginizden samimi dolayı. Samimi bir ortam var burada.
aile yeri olmasının yani hani arka benim arkadaşım çalışıyor yanımda. Hı hı. Çalışanlarımız öyle hepsi. Aile gibiyiz. Beraber giriyoruz, beraber çıkıyoruz. En büyük avantaj bu. İnsanlara veren enerji bu zaten. Peki benim hikayem programımızın ismi. Ve sizin de bu iş yerinizi açtığınız zaman eminim ki vardır sizi etkileyen bir hikaye ya da zorlandın. Ben burada çok etkilendim dediğiniz bir şey yaşadınız mı iş yerinizi açtığınız zaman? Bir bayan olarak. Tabii ki. En uç nokta bayan olarak işletme yapmak çok zor bir şey. Onun zorluklarını çektiniz evet. Ama atlattınız yavaş yavaş. Alışıyorsunuz daha doğrusu değil alışıyorsunuz, mi? Alışıyorsunuz. Sağlam durduğunuz sürece zaten hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama o süreç zorluyor. Peki seyircilerimiz için siz bir girişimci kadınsınız. Siz de bir girişimci kadın olun, cesaretinizi toplayın diyor musunuz? Onlara neler söylemek istersiniz? Ya tabii ki. İstediğinizin, hayallerinizin peşinden koşun. En fazla ne olabilir ya? En kötü ne olabilir? Yapamadık dersiniz ya. Olmadı dersiniz. Ama denemeden hiçbir şeyin sonucuna varamazsınız. Denemek lazım. Her şey denemek lazım bence. Paranızı kendiniz kazanıyorsunuz. Kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz. Çok da faydasını görüyorsunuz bu işten. Yani tabii ki geçimi burayla sağlıyorum. Bütün geçim, çocuğumun geçimi, buradan 3 tane çalışanın geçimi. Hepsini burayla sağlıyoruz. Birçok aileye de siz ekmek kapısı açmış oldunuz aslında, tek kendinizde değil. Tabii ki. Evet, değerli izleyicilerimiz, sizler de güzel böyle bir işletme açıp bir kadın olarak başında durabilirsiniz. Yasemin ablacığım gerçekten zorlu süreçlerden geçtiğini anlatıyor. Bir bayan olarak, kadın olarak çok zorlandığını ama bunlar için ayakta durduğunu, kimseye yenik düşmediğini anlattı. Tebrik ediyorum bu konuda bayan olarak sizleri de. İnşallah hayırlı bol kazançlarınız olur Yasemin ablacığım. İnşallah cümlemizin, bütün esnaflarımızın bu süreç zarfındaki herkesin içi sıra bizlerin de. İnşallah herkes ablacığım. Evine ekmek götürüyor, herkes ailesi için çalışıyor. Bizler de öyle yani. Bir kadın olarak her zaman dimdik durabilmeliyiz. Bunu evet. Başarabilmeliyiz çünkü bizim bir kadın olarak karakterimiz de var aslında. Cesaretli ruhumuz da var cesaretli olmak. Ya öyle, kesinlikle öyle. Düşmemeyi öğrenmek, yani düşmekten korkmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Düşebiliriz, her zaman, her yerde düşebiliriz. Ama kalkmayı bildiğimiz zaman hiç sıkıntı değil, düşmekten korkmamak lazım. Teşekkür ederim Leyla ablacığım, bizleri kafene kabul ettiğin için. Yani değerli yani. İzleyicilerimiz, Piri Mehmet Paşa Çarşısı içerisinde gerçekten çok şirin, güzel bir kafesi var. Sizler de ufak bir mola vereyim, bir kahvemi, çayımı içeyim derseniz Leyla ablamın yanına gelip oturabilirsiniz. Kendisi bir müşteriyle işletme sahibi gibi ilgilenmiyor. Gerçekten abla kardeş gibi ilişkileri var. Sizler de gelip görebilirsiniz, bir çayını içebilirsiniz. Yasemin ablacığım bizi işletmene kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Hayırlı bol kazançlar diliyorum sana. Ben teşekkür sana. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler efendim. İnşallah. Belediye Başkanım Sayın Evren Dinçen'in de size küçük bir hediyesi var bugün anısına. İyi günler de kullanın. Çok selamlarını da getirdik sizlere. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz bugün de benim hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çarşıda gezerken, dolaşırken ufak bir mola vereyim derseniz Piri Mehmet Paşa'mızın çarşısının içerisinde güzel bir kafe var. Yasemin ablamızın yanına gelip bir çayını kahvesini içebilirsiniz. Gerçekten bir işletme sahibi gibi değil, bir abla kardeş gibi yaklaşıyor, ilgileniyor. Mutlaka gelip görmelisiniz, bir kahvesini içmelisiniz. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Ben de girişimci bir kadının benim yanıma da gel diyorsanız Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden ya da iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.